Merhaba, bugün en sevdiğiniz konulardan birisiyle karşınızdayım. Saçlarımızı çok hızlı bir şekilde nasıl uzatabiliriz? Evet, yıllar boyunca yaptığım değişik şeyler üzerinden artık saçlarımı nasıl çok hızlı bir şekilde uzatabilirim? Çok iyi biliyorum. Eğer yaparsanız gerçekten söylediğim şeyleri, tek problem şu oluyor, saçınızı çok sık bir şekilde kestirmeniz gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde uzuyor saçlarınız. Bunları eğer denerseniz mutlaka saçlarınız normalden çok çok daha fazla hızlı bir şekilde uzayacak. Evet, şimdi başlayalım. Nasıl saçlarımız çok hızlı bir şekilde uzar? Evet, birincisiyle başlıyorum. Birincisi, saçlarımızda kesinlikle fön kullanmamak, sıcak şeylerden uzak tutmak saçımızı. Şekillendiriciler de aynı şekilde kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Ya da eğer her gün ya da 3 günde bir kullanıyorsanız, diyelim ki bunu haftada bir indirmeniz çok büyük bir farklılık gösterecektir saçınızda. Eğer sıcağa maruz bırakırsanız saçınızı, hem yıpratıyor tabii ki saçı, hem de uzamasını maalesef gerçekten engelliyor. O yüzden birincisi bu. Kesinlikle saçınıza fön ya da sıcak şekillendiriciler kullanmamak. Bunu yapabiliyorsanız çok büyük farklılık göreceksiniz saçınızda. Geldik ikinciye. İkincisi çok önemli, çok büyük farklılık yaratan bir şey. Sabahları uyandıktan sonra yüzünüzü yıkar yıkamaz saçınıza masaj yapmak. Bunu eğer günlük hale getirirseniz, sadece saçınızın uzaması değil ki, uzamasını çok etkileyen bir şey, aynı zamanda saçınızı daha parlak ve daha güzel, yani kalitesini daha da arttıran bir şey bu. Burada güzel bir şekilde şu şekilde saç masajından bahsediyorum. Böyle böyle yapıp yukarı doğru çekerseniz eğer bu şekilde. Eğer her gün bunu yaparsanız çok güzel bir kan dolaşımı sağlıyorsunuz başınızda ve saçınızın uzamasını inanılmaz şekilde arttırıyor bu. Aynı zamanda da söylediğim gibi saçlarınızı daha parlak, kalitesini daha güzel bir hale getiriyor. O yüzden saç masajı çok önemli. Bunu mutlaka her sabah yapmaya çalışın. Geldik üçüncüye. Üçüncüsü de biliyorsunuz kesinlikle bazı yağlar çok işe yarıyor saçta. Bu yağlardan bir tanesi herkesin çok fazla bilmediği, benim de şans eseri bir arkadaşımdan, Hintli bir arkadaşımdan duyduğum bir yağ. Bunun adı Amla yağı. Amla yağını düzenli bir şekilde kullanmak saçı inanılmaz derecede hızlı bir şekilde uzatıyor. Bu gerçekten, ben çünkü çok farklı yağlar denedim saçımı uzatmak için, işte badem yağı, biberiye yağı, bunun gibi farklı yağlar denedim ve hiçbiri amla yağı kadar etkili değil. O yüzden mutlaka doğru amla yağını bulup kullanmanızı öneriyorum size. İnanılmaz derecede en büyük farkı sadece bunu haftada 2 defa kullanarak bile görebilirsiniz. Yağlardan bahsederken diğer bir yağ da söylemem gerekiyor. Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı da çok etkili. Özellikle bazı kişilerde amla yağından daha da etkili. Benim saçlarımda amla yağı daha fazla etki gösteriyor. Ama eğer siz de başka, mesela amla yağını bulamıyor olabilirsiniz ya da farklı bir şey denemek istiyorsanız eğer, mutlaka size Hindistan cevizi yağını tercih etmenizi öneririm. Çünkü Hindistan cevizi yağını bulmak çok kolay ve o da saçın parlaklığını arttırıyor. Çok daha hızlı bir şekilde uzatıyor saçı. Ama aynı zamanda her zaman gibi kalitesini de arttırıyor saçın. O yüzden mutlaka Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Evet, geldik bir sonrakine. Bir sonraki de çok önemli, saçınızı boyatmamak. Biliyorum belki diyebilirsiniz ki saçınızda beyaz olabilir ya da saçınızın rengini kendinize yakıştırmıyor olabilirsiniz. Ki bence herkesin kendi saç rengi en çok yakışan kendi tenli rengine, ben öyle düşünüyorum. Ama tabii ki siz de belki bunu tercih etmeyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki eğer saçlarınızı boyatmazsanız, her ne kadar farklı işte bunlar organik boyalar, bunlar şu boyalar falan diye bir şekilde satmaya çalışıyor olsa da kuaförler, bence kesinlikle boyatmamak en doğru karar. Çünkü boyatmadığınız zaman saçlarınızın diplerine herhangi kimyasal bir şey kullanmamış oluyorsunuz ve saçınızın uzamasını çok arttırıyorsunuz. Ben saçımı boyatmayı sanırım bir 7-8 sene falan oldu. 7-8 senedir hiç boyatmıyorum ve gerçekten çok memnunum bu konuda. Saçımın kalitesi inanılmaz derecede arttı ve çok daha hızlı uzamaya başladı saçım boyattığım zamana göre kıyaslayınca.
Evet, bir sonraki saçımızı kuruturken fön kullanma dediğini diye düşünebilirsiniz. Nasıl kurutacağız saçımızı? Saçınızı, bunu daha çok Hindistanlılar çok yapıyor. Arkadaşımdan da duydum. İzlediğim videolardan da bu şekilde. Biliyorsunuz saçlarına çok önem veriyorlar ve gerçekten çok güzel saçları. Bunların nedenlerinden bir tanesi saçlarını hiçbir şekilde fön kullanmayıp saçlarını tişörtle kurutmaları. Havluda değil, tişörtle. Yani %100 pamuklu bir tişörtü. Saçınızı sarmanız gerekiyor bu şekilde duştan sonra ve o şekilde beklemeniz gerekiyor. Birkaç saat sonra saçınız kendi kendine kuruyor. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa belki hiçbir şey kullanmazsınız. Ama gerçekten eğer %100 pamuklu bir tişört kullanırsanız saçlarınız daha parlak duruyor ilginç bir şekilde. O yüzden buna bir şans verin, deneyin, bence çok işe yarayan bir şey. Ve saçın yine kalitesini arttırdığı için uzamasını da daha hızlandıran bir şey. Ve geldik sonuncuya. Sonuncusu da yine çok önemli. Saçın uzaması, kırılması, bu tarz şeyler aslında biz uyurken hiç farkında olmadan saçımızı birçok şeye maruz bırakıyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki kırılmalar. Bence en güzel şey yapabileceğimiz saçlarınızı örmek. Ya iki tane örebilirsiniz ya da arkada tamamen örebilirsiniz. Eğer saçlarınızı örerek uyursanız saçlarınız çok daha az kırılacak ve çok daha parlak görünecek. Aynı zamanda tabii ki uzamasını da hızlandıracaksınız bu şekilde. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve eğer istediğiniz aklınızda olan başka sorular, istediğiniz videolar varsa mutlaka aşağıya yazın, onları okuyorum. Bana motive oluyor. Eğer daha fazla video yapmamı istiyorsanız mutlaka takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.